Evet, şimdi de Deniz Gelin'in bohem bir halıyla taçlandırdığı spor şık mutfağındayız. Gri beyaz dolaplarını yine beyaz desenli bir tezgah arası fayansla tamamlayarak mutfağına oldukça sade ve şık bir hava katmış gelinimiz. Büyük buzdolabını tezgahın karşısındaki duvara yerleştiren Deniz Gelin, hemen yanındaki küçük ahşap masasını bir duvar stikeriyle renklendirmiş. Küçük ev aletlerini ev sahipliği yapan ahşap raflı bir dolap da kullanan Deniz Gelin, bakalım mutfağı için nasıl yorumlar alacak? Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eviniz kendi evinizdi. Kendi evimiz, evet. İlk eleştirebileceğim kısım, kendi eviniz olduğu için şu köşedeki raf yerine mutfağını L yaptırabilirdin diye düşündüm. Çünkü mutfak dolabının tarzına göre oradaki o ahşap detaylı raf biraz uygun göremedim açıkçası Deniz'ciğim. Yani orada böyle köşe bir şey döndürseydin eğer bir bütün halinde daha şık dururdu. Oradaki ahşap detaylarındaki siyahlıklar ve masanda beyaz olması hoşuma gitmedi. Ya masa beyaz olabilirdi ya o beyaz metal olabilirdi. İkisi orada biraz karışıklık yaratmış. Evet, orada sana hak veriyorum. Biz aslında çok düşündük senin söylediğin şeyi. Ama şöyle, burası L'ye geldiği zaman orada bulaşık makinesi olduğu için o bizi zorluyordu. Buraya da tekrardan tesisat çekmek açıkçası bayağı bir maliyet olacaktı bizim için. O yüzden hani nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Hatta bu buzdolabını orada da denemiştik. Ama bu sefer iyice daraldı. Çünkü buzdolabı aşırı büyük geldi buraya. Hani dedik bu şekilde değerlendirmek mantıklı geldi. Bu şekilde değerlendirdik. Bence karışık durmasının sebebi, şimdi mutfak dolapları gri beyaz ve buralarda ahşap görüyoruz ya. Bir tarz karışıklığı var. Belki de o yüzden bizim gözümüze bu şekilde geldi kızlar. Ben tarz karışıklığı olarak düşünmüyorum çünkü bu dolaplar bu şekildeydi. Açıkçası değiştirmeye vaktim de yoktu benim. Çok kısıtlı bir sürede evlendim ben. Bu şekilde de kullanmak istemedim. Hani herkesin mutfağı bu şekilde dümdüz tek renk geçiyor ya, ben o renk geçişini bir tık kırmak istedim. Zaten bu tarafta da görüyorsunuz o anlatmak istediğim şeyi. Duvarındaki sticker mı, boya mı? O sticker'ı, burayı boyamaya bir tık cesaret edemedim düzeltemem diye. Mutfağın havası kaçmasın. Yani şöyle, o bölgeye baktığımız zaman evet güzel, güzel gözüküyor. Ama orası tamamen bağımsız gibi. Ve masaların da şöyle, sandalyelerin tabur olması pek hoşuma gitmedi. Mesela hani alanın yoksa hemen daha dar, portatif bir arkalıklı bir şey olabilirdi. Onlar biraz böyle hani kahve taburesi gibi kalmış. Ben halını beğendim. Bu üzerindeki leke var mıydı? Ne zaman oldu? Onu soralım. Kızlar, o yoktu. Onu görseydim tabii ki ben de müdahale ederdim. Ben de içeriye girince güzel bir sürprizle karşılaştım. Tamam o zaman. Geçmiş olsun. O önemli değil. Şey önemli değil. Ki de dinlenir çıkar. Aynen. Halını buraya uygun bulduğumu söyledim. Evet, dolaplarının şeyiyle uygun. Bohem tarz bir halı bu. Evet. Ben dolaplarını beğendim. Halının uyumunu, eşyalarına, beyaz eşyalarına, avizenle ama raflığınla masan çok ayrı gibi durmuş. Hani avizen çok şık, masan ve raflığına çok spor kaçıyor biraz. Ya şöyle, beyaz eşyasında gri eşyalarımda bir tık böyle siyah detayları olduğu için hani biraz da siyah kullanıyorum. Siyah zaten çok seviyorum biliyorsun. O yüzden siyah, evet, hani ahşap. Ahşap gerçekten hani mutfağı karıştırmış, tarzını karıştırmış diyebiliriz. Evinin her yerinde zaten bu tarzı gördük. Hani mutfakta da bunu yansıtmayabilirdin. Ama sen kullanıyorsun, böyle mutlusun. Ama ben yakıştıramadım açıkçası. Teşekkür ederim. Şöyle, salonda kullandığım ahşapla burada kullandığım ahşap, yani kullanış tarzı olarak ben çok farklı görüyorum. Ve hani şu şekilde bütün olarak baktığımızda ayrı ayrı olarak görmüyorum. Evet, bu köşe olarak ayrı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ama ben bir uyum yakaladığımı düşünüyorum. Şimdi ben başlayayım istersen. Burada yemek koyacağımız bir kaşıklık var. Bu sanki hani yemek yapmaya hazırlanıyormuşuz gibi duruyor. Arkada da yine aynı şekilde devamı var bunun. Keşke kaldırsaydım. Biraz daha karışık duruyor bu. Yani ben öyle düşündüm. Sadece bu mu karışık? Hayır, arkada da kaşıklıklar var. Yani hani dekor olarak kullanılabilecek, evet, bir şey çok değil. Yani ya yemek yapmaya hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası bir mutfak. Girdiğimizde ne kadar kolay olacaksa bizim için kullanım olarak, ben o şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Oraya konulan kaşıklık ya da işte ocağın yanına konulan porselen, yemek yaptığımızda koyduğumuz kepçelik bir dekor değil. O her zaman öyle tuttuğunu söyledi ama ben sabunu bile tezgahın üzerinde tutmuyorum. Olmalı bence çünkü zaten her gün yemek yapıyoruz. Her gün onları ayrı ayrı bir yerden çıkarmak yerine zaten herkesin evinde olan yağdanlık ve kepçe vardı aslında. Peki buzdolabının fiyatını alabilir miyim? Tabii ki 36 bin falan da onun. Kombi için bir çözüm bulamadınız mı? Biraz açıkta kalmış yani, buzdolabıyla kamufle edilmiş gibi olmuş ama gene de orada bir görüntü kirliliği var.
O en büyük dertlerimden birisi, burada bayağı bir alan kalıyor hatta. Onun için hiçbir çözüm maalesef bulamadık, yerinden sökemediğimiz için. Bu tülde yani buraya acaba bir jaluzi mi yakışırdı ya da ne olurdu bilmiyorum. Bunu ne kadar almıştınız peki? Bunu 3000 TL civarı bir şey almıştık. Bu arada benim onu kullanmama sebebim, benim ocağımla camım birbirine çok yakın ve bir şey olduğunda işte temizlik benim için çok sıkıntı oluyor. Hemen bunu çıkartıp makineye atıyorum. Açıkçası ben de şu yüzden bu eleştiride bulundum. Hani illa cam açık olabiliyor vesaire, ocağın üstünde bir şey unutabiliriz. Hani siz de dikkatli kullanın bence. Hemen çekiyorum. Çekiyorsan buraya tamam, gerçekten jaluz olmazdı çünkü mutfakta başka bir kapı veya perde yok, cam yok. Mutfakta da cam açma ihtiyacı muhakkak duyuyoruz. Her seferinde o jaluzinin kaldırılması vesaire, altından geçip camı açması zor olur. Olmazdı ama perdenin altında kullandığın plise perde kullanmışsın, stor ya da işte başka bir şey kullanmamışsın. Tül koymayıp onları farklı bir renkte tutup, mesela füme renginde bir plise perde tutup öyle bırakabilirdi. Hiç tül de olmayabilirdi. Boş görünüyordu. Ben o boş görüntüyü çok sevmiyorum. Avizenin fiyatı? Avizeyi de 1500 TL civarı almıştık. Ankastre mi? Ankastre mi de yanlış hatırlamıyorsam 25.000 civarı bir şeydi. Masanın fiyatı nedir? Masayı da 3,5 almıştık. Evet kızlar, bitti mi yorumlarınız? Bitti evet. Dış ses. Deniz, haftanın ödüllü oyununda berabere kalan gelinlerimizi geçebilecek misin? Ay hiç bilmiyorum dış ses. Hadi gidip bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Mutfak zaten başlı başına tarz çarpışması yaşamış. Bir tarafta bu bize yansıttığı bohem tarzını yansıtmaya çalışmış. Diğer tarafta tamamen gri beyaz tezgahlı bir mutfak. Tamamen uyumsuz. Onun mutfağı gibi yürümeye yer kalmasın istiyor galiba benim mutfağımda da, ama ben mutfağımda yürüyeceğim.